Evet, şimdi amigurumi bebeğimizin bacaklarına başlayacağım. Önce ayaklardan. Yine 1,5 numara tığ. Ben orta kalınlıkta bir evdeki ipliklerimden kullanıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Baltayı birleştirdim. İplik alıp 6 tane dolgu yapacağım. 3 oldu. 4 5 6 Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi her bir yapmış olduğum bölüme ikişer tane yapıyorum. İkişer dolgu. 6 tane olan dolgum 12 tane olacak. Evet, şimdi kapatıyorum. Bakın böyle 12 tane oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi bir tane batıp bir tane bir sonrakine 2 tane. Evet, 18 tane oldu. Şimdi bu 4. sıramız 30. sıraya kadar 18 tane hiç bozmadan devam edeceğim. Yani bacaklar 18 ile bitmiş olacak. Artık hiç arttırma yapmıyorum. Eksiltme de yapmıyorum. 26 sıra örmüş olmam gerekiyor. Bir bacağın bitmesi için. Toplam 30 sıraya tamamlayacağız. Hiç arttırma, eksilme yapmadan. Yine döndürüyorum. Bu şekilde ölmesi daha kolay olacak. Şu anda ben 7. sıradayım.
Bu şekilde 30. sıraya kadar öreceğiz. Evet, 15. sıraya kadar geldim. 30'a kadar örene kadar bakın bu şekilde şöyle yapıyorum. Arka tarafı rahat örebilmek için. Beşinci sıram bitmek üzere. Yani bir bu kadar daha yapıp 30. sıraya geldiğimiz zaman bir bacağımız bitmiş olacak. Evet, bakın bu şekilde bacağı yaptık. Toplam 30 sıra ördüm. İçi de şu şekilde. Diğer bacağı da yapacağım bu şekilde. Sonra içerilerine elyaf dolduracağım ve gövdesini yapacağım. Evet, ikinci bacağı da bakın başladım. Teknik aynı. Yine 18 saniyeye kadar çoğalttıktan sonra 30. sıraya kadar örüyoruz. Yani iki bacak da aynı olacak şekilde. Aynı hizaya gelene kadar yaptıktan sonra gövdeye başlayacağız. İki bacağı birleştirerek gövdeyi boynuna kadar tamamlayacağız. Daha sonra da kollarını örüp onları da gövdeye birleştireceğiz. Bu şekilde bunun kadar öreceğim ve bir araya getireceğim. Evet, ikisini de tamamladık. İki bacağımız da eşit. Şimdi bunları birleştireceğim ve şuradan gövdemiz oluşmaya başlayacak. Evet, birazdan bu ikisini birleştireceğim. Şu iç kısımlardan artırım yaparak tamamlayacağız ve gövdemizi örmeye başlayacağız. Buradan bunu birleştirdik. Ve örüyorum. Toplamda 42 tane olmuş oldu. İki tarafı birleştirince. Ve ben 32. sıradayım. Otuz birinci sırayı birleştirmiş olup 32'ye geçmiş oluyorum. Artık gövdeyi kurmuş oldum.
Her bir gözeye birer tane sık iğneyle batıyorum. Arttırım yapmadan. 3'er tane arttırım yapmıştım. Toplamda 42 tane oldu. 21 tane bir bacak, 21 tane bir bacak ve 42 tane oldu. Göstereyim nasıl olduğunu. Bakın, bu ipi daha sonra keseceğim. Eski olan ip. Bunu böyle bacağın içine yerleştirelim. Şimdi buradan bu şekilde artık böyle gövdeyi devam ettireceğim. 40. sıraya kadar, yani 8 sıra kadar toplam öreceğim. Kırkıncı sıradan 41. sıraya geçince beş tane de bir eksilterek 36'ya düşüreceğim. Artık eksiltmelere geçeceğiz. Şu anda her bir tane ilmeğe birer tane ilmek takıyorum. Arttırım yapmıyorum şu anda. Bebeğimizin bel çevresini oluşturuyorum. Bakın, bu kadar oldu. Kırkıncı sıra olana kadar bu kısmı örüyorum artık. Bu şekilde dümdüz böyle örerek etrafını, şu şekilde etrafını örerek 40. sıraya kadar getireceğim. Evet, bu şekilde ördüm. Bakın. Şimdi bu elyafları yavaş yavaş bacaklara doğru dolduruyoruz.
Evet, şişli de bu şekilde eşit doldurmaya çalışıyorum. Şimdi 40. sıra bitti. Artık eksiltmeye geldi. Bakın bir tane ara veriyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde eksiltiyorum. 5 tane 1 2 3 4 5 tane de bir eksiltmeye devam edeceğim. 1 2 bak. Tane eksilttik. Tekrar bir 5 tane örüyorum. 2 3 4 5 Tekrar eksiltiyorum. Bak, bir tane örmüyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İkisini birleştirmiş oluyorum. 1 2 3 4 5 Yine 5 taneden sonra tekrar birleştiriyorum. Eksiltme yapacağım. 1 2. Bununla beraber toplam 4 tane eksiltme yapmış oldum. Tekrar 1 2 3 4 5 Evet, 6. da eksiltiyorum. Bununla beraber 5 tane yapmış olduk. 1 2 Yani bu sırada toplam 6 tane eksiltme yapmam lazım. Üç, dört, beş ve bir tane daha eksilttik. Toplam 6 tane eksiltmiş olduk. Yani sayımız 42'den şu etraftaki sayı 42'den 36'ya düştü. Şimdi bu sırada da eksilteceğim. 30'a düşüreceğim. 1, 2. Bakın eksilttim. Evet, bu sırayı da bu şekilde eksilterek 30'a düşüreceğim. Toplam şu ilmeklerimin sayısı 30 olmuş olacak. Evet, 44. sıradayım. Hiç arttırmadan devam edeceğim. Sıram 44, 45 ve 46'yı da bu şekilde arttırmadan yapıp o arada tabii gövdesini doldurmaya devam edeceğim elyafla. Şimdi iki sıra daha örüp gövdeyi doldura doldura gideceğiz. Evet, bu şekilde
45, 46, 44, 45, 46'yı yaptık. Şimdi 47'de yine eksiltme yapacağız. İlmek sayımız 24'e düşecek. Üç tane de bir. Birer tane eksilteceğim. Bir. Üç. Yani ilmek sayımı 24'ü düşüreceğim. Diğer taraftan da bu şekilde dolguyu yaparak örmeye de devam ediyorum. Şimdi 24 ile 3 sıra daha devam edeceğim. 50. sıraya geldim. Burada da ilmek sayımı yine azaltmaya başladım. 24'tü benim toplam ilmeğim. Şimdi yine 3 sırada bir eksilterek 18'e düşüreceğim ilmek sayımı. Bakın yine azalttım. Üçüncü sırada bir ilmek eksiltiyorum. 18'e düşüreceğim. Yine 18'i de 3 sıra daha yapacağım. 53. sıraya geldiğimde 12 ilmek düşecek. 53. sırada. On iki tane ilmekle devam etmiş olacağım. En son 55'e geldiğim zaman 55. sırada 12 ilmeği bitireceğim ve boyun kısmını dikmeye başlayacağız. Bakın bu şekilde. Tekrar biraz daha dolduracağım içerisine. Bir de tutuyorum. İçine yerleştirirken ipi de kaçırmayalım içerisine.
Bitmek üzere bebeğimiz. Boyun kısmı kaldı sadece. Boynunu da dikmeye hazırlayacağım. Ve şöyle bir 3 sıram daha var. 3 sıra daha ördükten sonra boynu şöyle kafasına dikeceğiz. Sonra da kollarını yapacağım. Ve evet, 55. sırada bitirmiş olduk. Bakın son 3 sırayı 12 ilmekle, şöyle 12 tane ilmekle ördüm. Sıra olarak da 55. sırada bitirdik. Şimdi ipimizi birazcık fazladan uzatıp da keseceğim. Çünkü bu aşamadan sonra da dikişini yapacağız. Evet, buraya dikeceğim. İğneyle. Evet, şimdi ipimizin ucunu iğnemize taktık. Bakın. Şu şekilde dikeceğiz. Tam orta noktayı da denk getiriyorum ki eşit olsun diye. Bakın. Biraz da gergin tutuyorum.
Evet, ipi çünkü kollarını da daha dikeceğiz. Kollarını da yapacağız. Sonra elbisesini, sonra botlarını, kollarından sonra elbisesini, botlarını, saçlarını yapacağım ve kaşlarını yapacağım. Evet, şimdi de kol kısımlarını, kollarını yapacağız ip bebeğimizin. Evet, kollar için 6 tane zincir çektim. Şöyle kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, iplik alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, artırım yapmadan devam edeceğim. 1 2 3 4 Evet, böyle 8 taneyi hiç arttırmadan bu şekilde örerek 20. sıraya kadar getireceğim. Şu anda 8. sırayı bitirdim ve 9. sıraya geliyorum. 22 sıra öreceğiz. 22 sıra ördükten sonra kolumuz oluşmuş olacak. Evet, 52 tane 22 tane ördüm. Şimdi kolu dikeceğiz. Evet, iğnemizi taktık. Şöyle 53. olan ilmeğe geliyorum. Bu şekilde kolu da dikmiş olduk. Evet, iki kolunu da yaptık.
Şimdi saçlarını, elbisesini ve botlarını yapacağız.